Selam arkadaşlar, FC Koko kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sivasspor'un Konferans Ligi'nde ikinci öneleme turundaki rakibi belli oldu. İkinci öneleme turunda Makedon temsilcisi Silex ya da Moldova temsilcisi Petrokup Hinchesti ile ikisinin galibiyle eşleşiyor olacak. Yani Makedon temsilci ya da Moldovalı bir temsilciyle eşleşiyor olacak Yiğidolar. Ve Yiğidolar Konferans Ligi'ndeki ilk maçına 22 Temmuz'da deplasmanda oynayacak. 29 Temmuz'da ise mücadele Sivas'ta, Türkiye'de oynanıyor olacak. Sivasspor bu turu geçmesi durumunda 3. öneleme turuna çıkıyor olacak. Ve 3. öneleme turunda turnuvaya Trabzonspor'da dahil oluyor olacak. İki Türk temsilcisiyle bu sezon Konferans Ligi'nde yer alıyor olacağız. Ve bir sonraki eşleşmelerde zaten çekildiğinde hem Trabzonspor'un hem de Sivasspor'un eşleşmelerini sizlere aktarıyor olacağım. Konferans Ligi hayatımıza ilk kez girdi. Konferans Ligi ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler, detaylar, aklınıza takılan tüm soru işaretleri kendi kanalımda bulunan Konferans Ligi ile ait bir video çekmiştim. Avrupa Konferans Ligi diye. Orada tüm detayları bulabilirsiniz. İlk kez başlayacak, bu sezon hayatımıza girdi dediğim gibi. Sivasspor iki mücadele sonrası bir playoff oynayıp gruplara katılmaya hak kazanacak. Trabzonspor ise bir öneleme oynayıp daha sonrasında bir playoff oynayıp bu şekilde gruplara kalacak. Her iki takıma da yani şimdiden Trabzonspor ve Sivasspor'da başarılar diliyorum. Dediğim gibi mücadeleler 22 Temmuz ve 29 Temmuz tarihlerinde oynanıyor olacak. İlk olarak Makedon temsilcisi Silesk ve rakibimiz Moldova temsilcisi Hinchesti oldu. Sivasspor'un ben bu turu rahatlıkla geçeceğine inanıyorum. Bir sonraki eşleşmede daha takımlar, muhtemel rakipler henüz daha belli değil. Ama hani bir tık daha zor seviyede takımlar geleceği bekleniyor. Bunun dışında Sivasspor Konferans Ligi'ne biliyorsunuz ki Beşiktaş Türkiye Kupası'nı aldığı için katıldı. Eğer Antalya Spor Türkiye Kupası'nı alsaydı Antalya Spor gidecekti. Ancak Beşiktaş kazandığı için ligi 5. sırada bitiren Sivasspor Konferans Ligi'ne dahil olmuştu. Ve eşleşmesi de bugün itibariyle belli oldu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme eşleşmesinden sonra Sivasspor'un da rakibi belirlenmiş oldu. Beni takip etmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.